Evet Maksat Muhabbet Programı'yla bir kez daha karşınızdayız. Ee, hafta içi oynanacak karşılaşmalara dair yorumlarımız, eğlenceli tespitlerimiz ve güzel, hoş sohbetimizle bir kez daha huzurlarınızdayız. Mircea Bütçescu'nun gençliğine benzeyen bir kurye böyle, abimiz var. Kuryeyi gördün mü? Abi onu da yayına getirelim yani. Milli maç öncesinde onu alalım o yorumlasın. Ee, evet efendim hafta arası oynanacak karşılaşmalar dedik. İlk olarak Türkiye Kupası finali yani Akisar. E, Fenerbahçe eşleşmesiyle başlayacağız. Çarşamba günü oynanacak Perşembe e, akşamına alındı bu karşılaşma. E, peki nasıl bir 90 dakika olacak Akisar? E, hafta sonunda Galatasaray'a kendi seyircisi önünde e, direnç gösterdi ama da sah sahadan yenilgiyle ayrıldı. E, şimdi asıl Vitrin maçı, asıl hedef maç, e, kupa finali. Bu e, güzel yükselişi bakalım Okan Buruk ve öğrencileri e, nasıl sonuçlandıracak? Bir yandan Fenerbahçe açısından da tabii ki şüphesiz bir kupa finali olması itibariyle. Önemli bir 90 dakika. E, nasıl bir karşılaşma bekliyoruz? Akisar enteresan performanslar sergiledi. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe Fenerbahçe her iki maçta da ligde yenen tek takım Akisar. Öyle bir özelliği var Akisar Belediye'nin. Muğdat bence kilitisi Akisarda. Modat evet, o da oynayınca, çok... oynamayınca değişiyor iş. Yani Modat iyi oynayınca Bakır bambaşka oynuyor. Modat Koşu kötü bir gündeyse savunmayı bayağı dağıtıyor. Da? Tabii tabii. Ee, bakalım. Şimdi böyle şeyi düşünüyorum. İşte Aykut Hoca'nın bu maçı işte Türkiye Kupası finali olarak görüp e, yani ona göre takımını işte kupa finaline göre oynatırsa yani işte Valbönasız başlar. Valbönayı oynalmazsa işte, işte, işte uzatmaları bekleriz. Yani o zaman böyle sıfır biter. Vallahi bana açıkçası yine e, Valbuena'yı kenarda başlatacak gibi geliyor. E, çünkü yaptırmaya çalıştığı şey de aslında işin hücum tarafında. Şimdi Soldado, Atif Şeşu, e, Ciliano e, zaman zaman işte Dirar oraya katılıyor falan. Orada devamlı dört futbolcu örme halinde. Ya ayağında top tutan oyuncu yok. Tık 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 gidiyorlar. Juliano çok iyi oyuncu. Şimdi Onu bir diğerlerini da, bir kenara koyalım. Juliano tabi, çok iyi bir oyuncu. Val Her Val an Bu skoru da, değiştirebilecek. O anlamda bir e, aslında o tempo'yu hocanın oynatmak istediği o şablona göre biraz bozuyor. Bakınca da. Ha, tabii ki yetenekleri ve futbol zekası bence de yani direkt formayı veririm ben olsam ayrı. Vallahi ben iddia açısından bakıyorum üst biter bu maç yani. Çünkü onu da oynatsa bunu mu oynatsa bunu bilemeyeceğiz. Kesin oynatmayacak 11'de yine. Aykut Hocaman ne kadar oynarsa oynasın Valbona ilk 11'de oynatmadı son aylarda. O yüzden üst oynayalım gitsin hep böyle üst bitiyor Fenerbahçe Akisar maçları. Ben de karşılıklı gol olacağı şey de yok hani ben skoru tutayım. Savunmaya yönelik oynayayım falan öyle bir oyun kimliği yok. O tip oyuncuları yok. Fakisar'da diyorsun değil tabii. Mi? Evet. İşte Mustafa Yumlu bile yani takımın stoperinin bile aklı fikri çıkıp gol atmakta. Evet. Benim de tahminim bu karşılaşmada karşılıklı gol. İkisinin de oranlarına bakıp hani bu yönde bir tercih yapabilirsiniz. Hayır. Ee, ben diyorum üst. Ben de karşılıklı golcüyüm. Peki. Diyelim ee, ve sıradaki maçımıza karşılıklı, golcü. <laughs> karşılıklı golcüyüm ya. Diego Costa Luis Suarez karşılıklı golcüyüm. Ve sıradaki maçımıza geçelim. Ee, Sevilla Real Madrid mücadelesi. Ben şöyle düşünüyorum. Real Madrid bir şekilde kazanır çünkü Sevilla çok karışık durumda. Bu sezonki üçüncü teknik direktör. Biliyorsun Montaigne'ın da görevine son verildi. Zaten niye göreve getirildi ben onu anlamış değilim. Ee, Sevilla'nın durumu çok karışık. Çok böyle kaotik. Sevilla en son böyle işte Bayern Münih maçında Sevilla gibi oynadı Ama aslında şu anda bakınca bu yıllardır yükselme trendinin sonuna gelip sanki böyle düşüş trendine geçtiler gibi. Şimdi Ronaldo oynamasa da ön tarafın ben çok ritminin bozulacağını düşünüyorum. Tabii ki inanılmaz bir tehdit ama Asensio da. çok forma girdi. Bir iki maçta. Dün de çok iyi oynadı Barcelona maçında. Çok maçından. etkindi. Çok evet. etkindi. Ee, yani bu maçla ilgili tahminimizde e, Ali sen Cekten real, Madrid real Madrid Madrid kazanabiliyorum. diyorsun kazanabiliyorum. Ee, ben de real alacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim e, son maçımıza e, İtalya kupası finali. Juventus Milan. E, Juventus bu sene Milan'ı havada karada suda, toprakta, çimde, kort her yerde yendi. <laughs> yani e, ben yine burada tabii ki şimdi final maçlarının psikolojisi ayrı oluyor falan filan. Tabii ki çok detay var ama ben yine Juventus'un alacağı görüşüm Ben değil. de bu Juventus'un alacağını düşünüyorum. Bir ihtimal işte Gattuso'nun savaşçı ruhla forma işte sezon sonuna doğru. uzatmaya gidebilir. Ya evet öyle bir parantez şimdi var. Şimdi Juventus'ta o kadar değişik bir kadro var ki yani iyi anlamda değişik. Mesela Asamoah çok, geçen maç bir savunma yapması mükemmel lazım. Mükemmel oynadı yani. Milan'ın. Hatasız yapamıyor lazım. ama işte yapamıyor. Yani onu uzatmaya götürmesi için. Bir de hocam işte Bonucci Bonucci Milan'da şimdi var ya şu anda Juventus'lular bekliyorlar. İşte Bonucci'nin kalbini nasıl kırarız özellikle? Tabi tabi orada özellikle özellikle bir taraftar. Tıktım taraftar... para için. Hadi bakalım şimdi seni böyle nasıl böyle ezeceğiz, düzeceğiz diye bekliyorlar. Bonucci de ben kendi tarihimi kendim yazacağım Milan'da diye gitti patladı. Hocam <laughs> tarihten, tarih yazılmaz. Tarihte kaldı. <laughs> tarih, Baba Babsım'da gelen bir fitnes neydi? Böyle, tarih böyle oluşur yani. Öyle kimse kolay iş değil yani. Bu Fatih Demirel de böyle Bayern Münih elendiğinden beri böyle hiç insan içine çıkıyor. Hiç ortada yok ya. Yani Geçen bu hafta bir aradım görüşelim diye. Ya tamam kardeşim falan ah so dedi. O günden beri yok. <laughs> ah diyorum ben kendisine. Ne öyle ya? Yenince yenilince futbol bu oğlum. Allah Allah bu kar küs mü hayatı? Evet abi yani. Herkesin harcı değil şampiyonluk finaline çıkmak. <laughs> Fatih. Fulukçum seni bekliyoruz kardeşim. Komt Fatih kom. Buraya gel. Kom hiya. Kom hiya. Kom Fatih. Her komt <laughs> Fatih. Evet Zaten efendim sizlere şey de <laughs> sizlere de bol şans diliyoruz hafta içerisinde güzel karşılaşmalar var umarız güzel bir hafta geçirsiniz hoşçakalın.